Özel Sağlık Hastanemizden huzurlu, mutlu ve çok sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugün zaman zaman çok sık gündeme getirilen bir konudan bahsetmek istiyoruz. Ve bu konuyu da hastanemizin değerli uzmanının bahsetmesini rica ettik. O da bizi kırmadı. Antibiyotik kullanımı. Biliyorsunuz antibiyotiklerin özellikle ülkemizde kullanımı bilinçli bir şekilde devam ederken son zamanlarda antibiyotikleri daha bilinçli bir şekilde kullanmaya başladık. Acaba başarılı mıyız, değil miyiz? Bu konuda çok değerli fikirleri olan hastanemizin değerli doktoru Profesör Doktor Sayın Kadir Biberoğlu hocamız, iç hastalıkları uzmanımız şimdi bizlerle ve bakalım antibiyotik kullanımı hakkında bizleri nasıl doğru bir şekilde bilgilendirecek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Anonsum biraz uzun oldu ama gerçekten antibiyotik kullanımı ülkemizde yıllardır tartışılan bir konu. Ve bizler de eminim ki böyle sıralı sırasız, gerekli gereksiz çoğu zaman antibiyotikleri kullandık ve kullanıyoruz. Şimdi bu konuda değerli fikirlerinizi rica ediyorum ki bizi bilinçlendirin ve yanlış yapmayalım. Aslında antibiyotiklerin kullanımı, akılcı kullanımı, rasyonel kullanımı sadece ülkemizde tartışılmıyor. Tüm dünyada tartışılıyor. Antibiyotiğe şöyle bir özetlersem birkaç konuyu vurgulamam lazım. Antibiyotiğin ham maddesi olan o molekülün bulunmasından birçok faz çalışmalarından geçtikten sonra önce hayvan deneyleri, sonra gönüllü insan deneyleri gibi süreçten sonra piyasaya sunuluyor, kullanıma, endikasyonlu ve akılcı kullanıma hizmete sunuluyor. Bu süre 10 yıl, 10-12 yıl. O zaman başka bir cümle kullanırsak, bir antibiyotiğin keşfinden piyasaya geçiş süresi bu kadar uzunsa, bu kadar yoğun emek harcanan bir silah gibi görelim. İkinci söyleyeceğim rakam da bu 10-12 yıllık süreçte büyük de mali bir yük getiriyor. Milyon dolara yakın bir süreçten geçiyor. O zaman yoğun bir emek var, yoğun bir maliyet var ve biz bir silahı almış olduk. Antibiyotik nedir? Bakteriyel, altını çiziyorum. Evet. Virüs değil. Virüs değil. Mantar değil. Diğer mikroorganizmalar, parazitler değil. Bakteriyel infeksiyonların oluşturduğu tablonun tedavisinde kullanılan bir silah. Onun için bu iki ana fikrin altını çizerekten konuyu biraz açmak istiyorum. Antibiyotikleri biz niçin kullanıyoruz? Genelde ateş ilk uyarıcı tablo oluyor. Ateşi baktığımız zaman da onun tanımında bile bazen çelişkimiz var. 37.1'e de ateş diyen insanlar var, 37.7'ye diyenler de var. O halde aynı dili konuşmamız gerekiyor. Evet. Kendi aramızdaki toplantılarda ateş tanımı 38.3 evet. ve üzerindeki değerler. Hekimlerimiz arasında ama böyle. Halk arasında da hocam, kendi aramızda 37'yi gördüğümüz zaman hemen antibiyotik sarılalım. Bu yanlış. Burada da tanımı kabaca 38 ve üzerindeki vücut ısısına ateş diyelim. Önce aynı dili konuşalım. İkincisi, ateş bir tanı değildir, bir teşhis değildir. Sadece hastayı değerlendirirken saptadığımız bir fizik muayene bulgusudur. Ateşi olan her hastaya antibiyotik verirsek bu hastanın ateşi bakteriyel bir sistem infeksiyonuna bağlı olduğunu kabulleniriz. Bu inanılmaz bir yanılgıya yol açar.
Bir başka örnek vermek istiyorum. Konu başlığı. Tıpta nedeni bilinmeyen ateş dediğimiz, Fever of Unknown Origin'in kısaltması FOO dediğimiz bir tablomuz var. Bu tablonun tanımı şudur. Eğer bir kişinin ateşi, vücut ısısı 38'in üzerinde ise, ateş süresi 3 hafta veya daha fazla ise, 3 hafta. Evet. Ve böyle bir kişiyi değerlendirdiğinizde ilk poliklinik, ilk adım değerlendirme ve laboratuvar verilerinde bu ateşin adını koyamadıysanız bunun tanımı nedeni bilinmeyen ateştir. Evet. Zaten ismini bilmiyorduk, niye bu tanımı koyduk diye düşünülebilir. Bu tanımı o hastanın tedavi sorumluluğunu üstlenecek meslektaşımıza bir rota çizmek için konmuştur. Yani tıbbi tercümesi şudur. Bu hastaya sakın ola ezbere kanıtlanmadan bir antibiyotik verip gönderme. İki, muayene bulguları diğer ipuçlarınıza göre bu hastayı gerekirse yatır, hastaneye yatır. Böyle bir 3 haftalık süreçte veya daha uzun sürede ateşi olan hastada kana geçen bakteriyi saptamak için mutlaka kan kültürlerini al. Ya da düşündüğünüz sistem infeksiyonuna özgü kültürlerinizi önce tamamlayın. Önceden antibiyotik verirseniz belki kan kültüründe üreme olmayacak. Diğer kültürlerde üreme olmayacak. Ortam daha da bulanıklaşacak bir tanısal aşamada. Ve de o hasta zarar görecek. Evet. Kesinlikle. Peki biz gene nedeni bilinmeyen ateş tablosundan yola çıkalım. Bu hastaları irdelediğimizde başlıca iki ana grupta topluyoruz. Bir, gerçekten infeksiyona, mikrobik olaya bağlı gelişen nedeni bilinmeyen ateş. Diğeri de ateşi var, ek halsizlikler, diğer şikayetleri var. Ancak sebep infeksiyonla ilgili değil. Daha da açayım. İnfeksiyona bağlı ateş de hep altını çiziyorum. Antibiyotik sadece bakterilerle olan infeksiyonların tedavisinde geçerlidir. Evet. Bizim toplumda mutlaka tüberküloz aklımıza gelmeli. Brucella, bu pastörize olmayan süt ürünleriyle geçen. Çünkü sağlık altyapımız işte sonuçta çok daha gelişmiş ülkelerde brucellayı, tüberkülozu çok fazla görmüyoruz. Görülmüyor. Kalp kapağı infeksiyonu, bakteriyen. İnfektif endokardit diyoruz. Bu rahatlıkla. Oldukça ciddi konular. Tabii. Halk arasında değerlendirdiğimiz, düşündüğümüz konular çok daha önemli. Yurt dışı serilerine baktığınız zaman da apse, karın içi apse, vücutta bir apse en sık sebep. Benim 150 vakayı da aşmıştır. Nedeni bilinmeyen ateş serime baktığım zaman infeksiyonlara bağlı nedeni bilinmeyen ateş oranı %50. %50'si de infeksiyon dışı. O gruptan da biraz bahsedecek olursak, romatizmal hastalık grubu dediğimiz kolajen, bağ dokusu hastalıkları bazen sadece ateşle başlayabilir. Bazı kanser türleri, özellikle hematolojik kan kanseri, lenfoma grubu ateşle karşımıza gelebilir. Ve bu listeyi bir akciğere pıhtı atması, emboli bile karşımıza, o küçük emboliler nedeni bilinmeyen ateşle gelebilir. Vurgulamak istediğim, ateş eşittir infeksiyon değildir. Ateş eşittir hemen antibiyotik başlayalım değildir. En büyük hata budur. Biraz da COVID nedeniyle kışa giriyoruz. Solunum yolu infeksiyonları nedeniyle tüm dünyada antibiyotiklerin en yanlış kullanım alanı
Üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Evet. Hemen boğazımız acıdığında, ağrıdığında antibiyotiğe sarılırız. Son derece yanlış. İşte bu noktada hocamızın uyarılarını tekrar bir dikkate... Ama orada da bir rakam vermek istiyorum. Viral infeksiyonuna, bir defa üst solunum yolu enfeksiyonlarının %90'ından fazlası virütiktir. Antibiyotikler virüsleri öldürmediğine göre asla antibiyotiğin yeri yoktur. Ama virüs boğazda o beyaz plakları yapar, yüksek ateş yapar, boğaz ağrısı, yutma zorluğu yapar. Antibiyotik verip bir de faydalı bakterileri ortadan kaldırdığınızda meydan virüse kalır. Daha komplike, daha uzun süreli sorunlar yaşarız. Onun için bu arada yeri gelmişken bu üst solunum yolu enfeksiyonlarında tek antibiyotik vereceğimiz tablo bu çocuklarımızda akut eklem romatizması yapan beta hemolitik streptokoktur. Sadece onun için penisilin türevi. Ve bunun için de kültür yaptırmamız veririz. Gerekiyor tabii ki yine. Klinik olarak değerlendirmek lazım. Eklem ağrısı var mıdır, yok mudur gibi. Sonuçta konu açılmışken üst solunum yolu infeksiyonlarında her boğazı ağrıyana, yutma zorluğu olana, ateşi olana lütfen çözümü antibiyotik başlamakta görmeyelim. Tüm dünyada antibiyotiklerin en yanlış kullanıldığı alan budur. Evet. Ve tabii ki eğer antibiyotik kullanımı bilinçsiz bir şekilde devam edersek mutlaka bedenimize verdiği zararlar tartışılmaz. İşte şimdi bu soruyu sormak istiyorum. Gereksiz antibiyotik kullanımı zararlı mıdır? Ve bu zararlar genel olarak özetlersek nelerdir hocam? Kullandık sonra ne oldu? Hayır. Bir defa antibiyotikler bakterilere daha önemli bir konuya değinerekten sorunuza yanıt vereceğim. Tabii. Ateşi var. Antibiyotiğimizi kullandık. Bazen öyle hasta oluyor ki ya bu antibiyotiğe yanıt alamadık. Onu keselim. Bir de şu antibiyotiği deneyelim gibi süreçler de görebiliyoruz. Bizi bekleyen en büyük tehlike bakteriler bizim kadar akıllı. Kendini öldürecek olan kimyasal ajana karşı kendi genetik yapısında bazı değişikliklere gidiyor ve o bakteriyi öldürsün diye verdiğimiz antibiyotiğe karşı direnç kazanıyor. Bunun anlamı şu, o hastaya abartarak söylüyorum daha iyi anlaşılsın diye ha leblebi vermişsiniz ha da direnç kazanılmış bir antibiyotik vermişsiniz. O zaman bizi bekleyen en önemli tehlike bu kadar uzun süre yüksek maliyet elde ettiğimiz silahı akılcı kullanmazsak o silahlar silah olmaktan çıkıyor. Ama öyle bir enfeksiyon tablosuyla karşılaşıyoruz ki özellikle hastanede yoğun bakımlarımızda çok antibiyotik kullanılan birimlerde birçok antibiyotik grubuna direnç kazanmış bakteriler. Çok başarılı ameliyat olabilir hasta, çok başarılı tedaviler ama dirençli, çoklu antibiyotiğe karşı dirençli bir bakteriyle enfeksiyon olduğu zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Evet. Elinizde silah kalmıyor. Yine antibiyotikler devreye giriyor. Antibiyotik direncini, o silahların elimizden gitme riskini mutlaka akılda tutmamız lazım. Bir antibiyotik yazacağımız zaman tabiri yerindeyse 50 defa düşünmemiz lazım. Ve içerken de tabii ki doktora sormadan bilinçsiz bir şekilde o kullanma konusunda. Asla. Evet. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı en iyi şeylerden biri reçetesiz antibiyotik verilmiyor. Evet. Aileler sitem edebilir, eski alışkanlığı olabilir, çocuğumuzun işte boğaz ağrıyor, ateşi var, okula gidemedi gibi. Süreç uzuyor ama doğru bir süreç aslında uzuyor süreç. Mutlaka bir antibiyotik
verilsin anlayışı da var. Bunun da değişmesi lazım. Evet. Bir an önce iyileştirmek için çocuklarımızı hemen antibiyotik içsin, iyileşsin gibi inanıyoruz biz anneler. Çok büyük bir yanılgı ve çocuklarımıza vereceğimiz belki de en büyük zarar bu. Her antibiyotiklerin şöyle, bakteriler ne kadar çeşitliyse, solunum yolu yapanlar sıklığı ayrı, idrar yolu yapanlar ayrı, işte ishal gastroenterit yapanlar ayrı, menenjit yapanlar ayrı gibi, bu bakterilerin de kendi arasında grupları var. Gram pozitifler, gram negatifler. Örneğin bir menenjit dediğiniz en olası 2-3 tane bakteri hep ön plandadır. İdrar yolunda işte E. coli dediğimiz bağırsak florasında. Her antibiyotik her bakteriyi vurmaz. Onun için bize düşen ateşi olan bir hastayı çok iyi değerlendireceğiz. İnfeksiyon odağı nedir? Zatüresi mi var, menenjiti mi var, sinüziti mi var, idrar yolu infeksiyonu mu var gibi kanıtlayacağız. Protezim var, yabancı isim infeksiyonu mu gibi çeşitlendirebilirsiniz. Dolayısıyla en olası bakteriyi ortaya koyacak tetkiklerimizi, kültürlerimizi planlayacağız. Bazen kültür sonucunu bekleyemeyeceğimiz sepsis gibi, organ yetmezliği gibi durumlar olur. Bu ön bilgimizle de damar yoluyla hemen sepsis dediğimiz tabloda antibiyotiğimizi başlıyoruz. Hatta burada zamanla yarışıyoruz. Menenjitte mesela ilk yarım saat, bir saatte antibiyotiğin ilk dozunu vermeniz gerekir. Kemoterapi alan hasta da lökosit dediğimiz hücrelerimiz düştüğü zaman hasta sepsise girer. İlk yarım saat, bir saatte o protokolün ilk dozunu vermeniz gerekir gibi. Bu süreç zamanla yarıştığımız da oluyor. Bu konuda birçok rehberler var. Akılcı kullanalım diye. Dolayısıyla antibiyotiği herhangi yerinde bir ilaç, ateşi, antibiyotiği ateşi düşüren ilaç gözüyle asla görmeyelim. Çok güzel bir cümle hocam ve çok önemli. Antipiretik diyoruz. O aynı kefeye koyma hakkımız da yok, lüksümüz de yok. Antibiyotik konusu dediğimizde kendimizi defalarca tartmalıyız. Doğru antibiyotik mi verdim? Önce bu hasta bakteriyel infeksiyon mu, değil mi? Bazı hastalar viritik, bazı hastalar mantar infeksiyonu. Aynı tabloyu yaparlar. Emin olmamız lazım. Antibiyotikleri şöyle önemli silahlar olarak görelim. Örneğin kalp kapağında kaçak var. Doğumsal olabilir veya sonradan olmuş olabilir. Bu hastaya bir girişim yapılacak, ameliyat olacak. O bölgeden çıkan bakteri gelip o hasarlı, fonksiyonu bozuk olan kapağa yerleşebilir. Sonuçta şunu söyleyeceğim. Bu olmasın diye tek doz ameliyatlardan, protez ameliyatlarından önce koruyucu antibiyotik protokollerimiz de var. Yani antibiyotikleri akılcı kullandığımız zaman hayat kurtarıcı. Ama akılcı kullanmazsak, rasyonel kullanmazsak da o silahı kaybedecek bir durum, riskimiz var. Bunlar hep aklımızda olmalı. Tüm bu dediklerinize baktığımız zaman toparlayacak olursak mutlaka hastalandığımızda ateşimiz olduğunda şikayetlerimiz olduğunda mutlaka bir doktora gidelim. Artık aile hekimleri her zaman bize her istediğimiz zaman zaten bakıyorlar, böyle bir imkanımız kesinlikle var. Kafamıza göre ilaç kullanmıyoruz. Zaten artık kullanacak ilacı bulamıyoruz. Bu son uygulamadan sonra o noktada güzel oldu. Ama yine de antibiyotik kendi kararımızla kullanmıyoruz. Doktorumuza danışıyoruz. O ne derse. Bu konu aslında o kadar geniş ki, mesela bazı antibiyotikler vardır. Teorik olarak laboratuvar koşullarında o bakteriyi öldürür. Ama insan vücudunda, örneğin menenjit. Belli laboratuvarda, kültürde baktığınız zaman antibiyogram son derece etkili. Ama örneğin birinci kuşak sefalosporin dediğimizi
menenjitte vermeye kalktığınız zaman kan beyin bariyerini geçip birinci kuşak sefalosporinler menenjiti tedavi etmez. Evet. Yani etkili bir antibiyotik uygun dozda, uygun sürede kullanılmalıdır ve de infeksiyon bölgesine ulaşacak ki o bölgedeki bakterileri temizlesin. Evet. Çok faktör var. Böyle dikkat etmemiz gerekiyor. Çok çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Muhakeme yapmamız gerekiyor. Ve de bu konu evet. Çok uzun. Evet. Ama ana fikrimizi aldık. Ben de çok iyi anladım bir anne evet. Olarak. Söyleyeceklerim başta. Bunlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben tekrar teşekkür farklı ederim. Konularda inşallah görüşmek üzere. Umarım. Teşekkürler. Umarım.